Son Mühür ekranlarından günaydın. Saatleriniz onu gösteriyor. Hafta içi her gün olduğu gibi gün başlıyor programıyla sizlerle birlikteyiz. İyi bir hafta geçirmenizi temenni ediyoruz. Bugün değerli bir konuğumuz bizimle birlikte stüdyomuzda. Hem siyaseti konuşacağız hem de hafta sonu gerçekleşen, İstanbul'da gerçekleşen Milletin Sesi mitinginin detaylarını elbette ki değerlendireceğiz. Bildiğiniz üzere Bursa'da yapılması planlanmıştı mitingin. Ardından İstanbul'a alındı. Özellikle Canan Kaftancıoğlu ile ilgili Yargıtay kararı sonrası böyle bir durum gerçekleşti. Orada hangi mesajlar öne çıktı? Neden önemliydi? Maltepe aslında sık da bildiği bir meydan CHP'lilerin. Özellikle bir taraftan baktığımızda 2017 yazındaki adalet yürüyüşünün ardında CHP lideri Kılıçdaroğlu orada bir miting düzenlemişti. Ardından yine CHP'nin geçmiş dönem Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce'nin de miting düzenlediği bir alandı. Ve bu kez de adres Bursa'dan sonra İstanbul'a kaydırıldı. Canan Kaftancıoğlu kararının ardından değerlendireceğiz mesajları ile birlikte. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim. CHP İzmir Milletvekili Profesör Doktor Kamil Okyay Sındır bizimle birlikte stüdyomuzda. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. İyi haftalar diliyorum öncelikle. Hepimize, bütün bizi izleyen, dinleyen tüm dostlarımıza İyi haftalar olsun. Teşekkürler. Programımız gün başlıyor. Biz haftayı başlatıyoruz. Haftayı başlatıyoruz, evet. Ümit ederiz. İyi bir hafta olsun. Güzel bir hafta olsun. Temennimiz o. Evet, ama ekonomiye, yaşanan gelişmelere baktığımızda ne yazık ki. Temennimiz o. Tabii bunun için mücadele ediyoruz evet, hepimiz. Evet, üzücü bir gündem de bizimle birlikte maalesef geliyor. Şimdi ben öncelikle biraz hafta sonu gerçekleşen mitingi değerlendirelim. Evet, ardından gündeme doğru yavaş yavaş ilerleyelim istiyorum. Az önce de bahsettim. Önemli bir mitingdi. Kesinlikle. AK Parti cephesinde de gerçi bir gençlik buluşması vardı. Hafta sonu o hareketlilik bir seçim havası estirdi karşıdan izleyen. Yani seçim yaklaşıyor, bunu hissetmeye başladık dedik. Neler ön plana çıktı o mitingde? Neden bu kadar önemliydi? Şimdi, tabii bu miting sizin de söylediğiniz gibi aslında uzun bir yolculuğun adalet, demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, barış, kardeşlik yolculuğunun çok önemli bir merhalesi oldu. Bu biliyorsunuz adalet yürüyüşüyle Sayın Genel Başkanımızın başlattığı ve milyonların aslında o yürüyüşe fiziken veya zihnen katıldığı bir yürüyüştü bu anlamda, bu uğurda. Bu da onun bir önemli bir mihenk taşı oldu bu miting. Gerçi bu miting Bursa'da düzenlenecekti ve bu Milletin Sesi başlığı altında İkinci miting olacaktı Bursa'da. İlki Mersin'de yapıldı biliyorsunuz. Bu da ikincisi olacaktı. Ve Türkiye'nin değişik yerlerinde bu Milletin Sesi olarak, Milletin Sesi Kemal Kılıçdaroğlu mitingleri sürdürülecekti. Ancak bu Sayın Canan Kaftancıoğlu ve Gezi direnişinde tutukluluk hali olan veya olmayan ama sonuçta hüküm giyenlerin bir anda bu hukuksuz düzenin, bu yargı yitirmiş, bağımsızlığını yitirmiş yargı düzeninin veya vesayet altına girmiş, kuvvetler ayrılığının ortadan kalktığı bu tek adam rejiminin bu baskı sürecine karşı bir ses de çıkarmak, güçlü bir ses de çıkarmak gerekiyor. Sayın Genel Başkanımız çok ani bir kararla MYK'dan ve partimizin yetkili organlarından bu mitingin İstanbul'da yapılması konusunda bir karar alındı ve İstanbul'da yaptık yani bu mitingi. Güçlü bir miting oldu. Maltepe miting alanı öncekiler gibi alanın tamamını dolduran ciddi bir kitle. Kalabalık demeyeceğim çünkü kalabalıklar amaçsız kitlelerdir. Burada amaçlı, demokrasi çağrısında bulunan, haykıran, adalet isteyen çok önemli büyük bir kitle oradaydı. Tabii önemli mesajlar da verildi miting alanında. Sayın Genel Başkanımız tabii önce bu Sayın Kaftancıoğlu'na ve bize göre aslında siyasallaşmış hukuk sisteminin, hukuk üstünlüğünün yerini, üstünlüğün hukukunun aldığı bu düzenin karşısında bir miting olmasına rağmen bununla birlikte Sayın Genel Başkanımız doğal olarak ülkenin genel durumu hakkında hem kamuoyunu, kitleyi bilgilendiren hem de böyle kararlılıkla herkesi beraber birlikte yol yürümeye çağıran önemli bir mesaj silsilesi vardı. Vurgulardan bir tanesi bir korku ikliminin
yaratılmaya çalışıldığını, milletin bu korku ikliminde sindirilmeye çalışıldığını, hele hele bu korku ikliminin aparatları olarak, hani o kullanışlı aparatlar diye tanımladığı, siyasallaşmış yargı, mafya, uyuşturucu kaçakçıları, uyuşturucu baronları, paramiliter yapılar, beşli çeteler, yandaş medya ve beslemeleri, troll ağları, insan kaçakçıları, silah kaçakçıları ama hepsi birlikte çalışıyor ve bunların tek bir amacı var, korku iklimi dedi. Ve bir insanlara bir uyanış, bir gerçekleri bir bütünsellik içerisinde ifade eden çok önemli bir açıklamaydı. Tabi burada hapse atılan gazeteciler, siyasiler, getirilen siyasi yasaklar, mahkeme koridorlarında süründüren sanatçılar gibi gençlerin fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir gençlerin onlara çağrısı aynı zamanda burada genel başkanın çok önemli bir vurgusuydu. Bunları ortaya koydu. Gençliğin sorunları ve bir çağrı daha yaptı. Biz bu düzeni bozacağız. Hı hı. Bununla ilgili gelin birlikte bu haramiler düzenini bozalım dedi. Neoliberalizme karşıt olduğunu ve onun açılımını yapan çok önemli bir vurgu vardı. Altını çizerek söylüyorum. Bu çok önemliydi. Yani piyasaların kendi halde, serbest halde işte normalleşebileceğini düşünen anlayıştan devletin de burada kamusal, kamucu bir anlayışla devletin müdahaleci olması ve o küresel piyasaların, küresel şirketlerin ve emperyalizmin dilediği gibi at koşturduğu bir ülke olmaktan mutlaka çıkmamız gerektiğini vurguladı. Tabii bu vatandaştan toplanan verginin vatandaşa hesabının verilmesi gerektiğini ama bunun olmadığını bir kez daha altına çizdi. Tabii burada Mustafa Kemal Atatürk'e olan vurguları vardı ve Afganlı ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı. Ama onların zorla değil, davulla zurnayla, aslında bizim değil, onların çalacağı heyecanla, şevkle, coşkuyla çalacakları davul zurnayla, kendi arzuları, istekleriyle kendi yurtlarına, vatanlarına dönmelerinin sağlanacağını bir kez daha vurguladı. Çok önemli mesajlar. Tabii bunlar bölük pörçük, değişik ortamlarda, değişik vesilelerle konuşuyoruz, ediyoruz ama hepsi bir bütünsellik içerisinde önemli vurguydu. Bir vurgusu da şuydu Sayın Genel Başkan'ın. Hani dindarı, dinsizi, sofusu, sufisi, türkü, kürdü, arabı, çerkezi, sağcısı, solcusu, liberali, milliyetçisi, herkesin, yani 81 milyonun bu ülke elden gidiyor algısıyla bir arada birlikte bu ülkeye sahip çıkması gerektiğini, geçmişte neye inandığımız değil, hangi partiyi desteklediğimiz değil, gelecekte demokrasi adına, adalet adına, özgürlükler adına neyi arzuladığımız noktasında bir arada olmak. Bu da altılı ittifaka önemli bir mesajdı bana göre. Yani o ittifak tabuldan altı siyasi partinin farklı siyasi görüşleri olsa da bu temel, yani şu konuşmasının genelinde şuna çok dikkat etti Sayın Genel Başkan. Bu konuşma bir partinin siyasal anlayışıyla ayrıştıran değil, ülkenin geleceği adına birleştirici ve hiçbir ittifak partilerinden hiçbirisini kırmadan ve tam tersine onları da aynı mücadelenin içerisine davet eden ve birlikte onu sürdürme düşüncesini ortaya koyan önemli bir mesajı da vardı. Dolayısıyla işte gençlere, kadınlara yönelik mesajları, kendisinin iktidar olduğumuzda asla değişmeyeceğim vurgusu, o da aslında önemli bir vurguydu bana göre. O da basında çokça yer buldu. Basının evet, çok ilgisini çekti. Kesinlikle. Çünkü uzun zamandır Millet İttifakı'nın adayı kim olacak diye tartışılıyor Cumhurbaşkanı adayı. Dolayısıyla oradan her liderden gelen mesajlar merakla ve yakinen takip ediliyor. Hatta bu miting acaba buna yönelik bir miting mi? Burada Cumhurbaşkanlığı adaylığını mı Kılıçdaroğlu ilan edecek diye de kulislerde çok konuşuldu. Şimdi tabii şunu söyleyeyim. Her lider için bu söyleniyor. İşte
Ya biraz bu da öyle. Yani gelecek, başa geçecek, sonunda bu da değişecek. Yani Tayyip neydi, bir yüzükle geldi, işte ne hale geldi, ne durumda. O da öyle, kim gelirse değişmeyecek falan diyerek düşünenlere önemli bir mesajdı. Ben veya biz gelirsek değişmeyeceğiz. Şu gün, bugün ne diyorsak yarın bunun fazlasını sizin için, refahınız için bunu gerçekleştireceğiz. Yani iyi bir insan olmaktan, işte bu nezaketinden, tevazusundan asla vazgeçmeyeceğini vurgulayan önemli bir vurguydu bence. Ve sonunda da o bize katılın çağrısıyla birçok konuda sorunları da ortaya koyan ve bunları birer cümleyle sorunu ve çözümünü de birlikte bu çözüm için bize katılın diyerek miting konuşmasını noktaladı. Tabii girmeden önce halkın, temsilcilerin, esnafın, işte kadınlar adına ev işi yapan kadınların temsilcilerinin, orada bir üretici çiftçinin olması, konuşmaları, sanatçıların oraya davet edilmiş olması, Gezi direnişindeki şehitlerin, o direnişte canını yitiren kardeşlerimizin ailelerinin orada olması, tutukluların, daha doğrusu hüküm giymiş olanların ailelerinin birlikte sahnede olması, yani Türkiye'de hem ekonomik yıkımın, kriz veya buhranın, hem de bağımsızlığını yitirmiş yargı sisteminden mağdur olanların sesi de orada, varlığı da oradaydı. Bence çok önemli, bütünselliği içerisinde de önemli mesajlar veren bir mitingdi. Bir protokol de oluşturulmadı. Protokol oluşturulmadı. Tabii ki. Yani bu bir miting. Yani sonuçta hepimiz, ben de dahil, bizler sonuçta birer yurttaşız. Gideceğiz sandıkta, bir seçmen olarak oyumuzu kullanacağız. Aramızda bir protokol farkı yok. Benim oyum kimsenin oyundan daha değerli, daha kıymetli, ya da kimsenin oyu benden daha kıymetsiz veya daha değerli değil. Herkes bu anlamda eşit ve herkesin protokolsüz bir miting alanında bu noktada bence önemli bir mesajdı. Yani biz halkın partisiyiz mesajıydı bir yandan. Genel olarak da toplumsal sorunlara tek tek de dikkat çekildi sizin de az önce verdiğiniz mesajlarda. Evet. Yolsuzluk, yoksulluk, ekonomi, göçmen meselesi, fırsat eşitliği, yargı, gazetecilerin yargılanması, toplumda yaşanan tüm sıkıntılar tek tek farklı başlıkları altında da değerlendirildi, görülüyor. Mesajlar da bu şekilde öne çıktı. Şimdi biraz da gündeme doğru isterseniz gidelim. Ekonomi en önemli gündem maddemiz. Evet. Zaten ekonominin gölgesinde seçime doğru gidiyoruz. Ekonominin yaşattıklarıyla seçime doğru gidiyoruz. Her gün katlanan bir enflasyon var. Ekonomist olmamıza gerek yok. Hepimiz yaptığımız alışverişlerde cebimizdeki paranın nasıl eridiğini görerek bir ekonomist edasında enflasyonun ne demek olduğunu öğreniyoruz aslında. Daha da detaylı bir şekilde öğrendik. Çocuklar da aynı şekilde. Herkes diyorum, ekonomist oldu. Ben diyorum eskiden çocuklar bu kadar döviz nedir, dolar yükseldi mi bilmezdi. Pazardaki işte marul kaç para, erik kaç para bilmezdik. Şimdi artık ilkokul çocukları da farkında ekonominin. İyi mi kötü mü bilmiyorum ama biz çocukken maalesef farkında değildik. Yazık çocuklarımız. Farkında maalesef değildik. Şimdi bir gıda krizi önemli bir etken. Dünyada da çok ciddi çağrılar var. Bir gıda krizi kapıda deniliyor. Genel anlamıyla Türkiye'nin tarım ve hayvancılık politikalarından girelim isterseniz. Biz bu gıda krizine elbette ki hazır mıyız? Ve etiketlere doğru da devam edelim, sürdürelim konuşmamızı. Şimdi evet, yani düşünün ki bu ülkede bir, özellikle son anayasa değişikliğinden sonra her ne kadar Cumhur İttifakı bileşenlerinin tek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adını verseler de bir tek adam rejiminin, bir tek kişinin ülkeyi yönettiği, yürütmenin başı ve her şeyin başı olduğu, yargının üst kuruluşlarının, üst kurullarının üyelerini belirlediği, dolayısıyla yargı üzerinde bir vesayet, bir şey kurduğu, aynı şekilde yasamada, yasama organında kendi çıkardığı kanun hükmünde kararnameler, KYK'lar veya kararlarla hem idari hem de yasama yetkisinin önemli bir kısmını üzerine alarak ve yasama organının da çoğunluk üzerinden vesayetini üzerine almış olarak
yargı ve yürütmenin yargı ve yasama üzerindeki etkisiyle kuvvetler ayrılığı ortadan kalkınca o tek adam atadığı bakanlar milletin derdi neymiş, biz ona çözüm üretelim düşüncesiyle değil de Sayın Genel Başkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanı daha doğrusu, yürütmenin başının derdi neymiş, biz ona çözüm bulalım düşüncesiyle yüzünü halka değil, yüzünü ve kulağını, bütün duyularını Cumhurbaşkanı'na, tek adama yönelttiği bir saray rejimi, ülkenin ekonomisinin geldiği durum tamamen ve tek başına bunun bir ürünüdür, bir sonucudur. Bakın bu ülkede ekonomiden, tarımda yaşanan gıda krizinden falan, ekonomik buhrandan bahsediyorsak, bunun en temel nedeni plansızlıktır. Plansız, programsız, o tek adamın duyguları, düşünceleri, hırsı, ihtirası, her ne derseniz adına ile yönetilen bir devlet, bir hükümet. Sonuç bunun sonucudur. Yani siz dünyada bütün ekonomistlerin hayretler içerisinde kaldığı, işte faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur diyerek, faizi düşürerek, işte nas diyerek vesaire gibi şeylerle faizi düşürüyorum diyerek enflasyonu baskılayacağınızı düşünürseniz kurları da fırlatırsınız. Enflasyon da bu duruma gelir. Türkiye'nin parası zaten çarçur edilen, genel başkanımız konuşmasında çok özel de bir alkış aldı. 128 milyar doları bir kez daha altını çizerek vurgulayınca, dikkat ederseniz kitlede çok büyük bir alkış ve bu konuda protesto alkışı duyduk. Evet, yani Türkiye'nin bankası, kasası artık eksi 45-50 milyar dolarlara düşmüş döviz rezervleri, daha doğrusu Merkez Bankası net rezervi, döviz rezervi demeyeyim yanlış olur, altın, döviz hepsi bir arada. Net rezervi 50 milyar dolarlara kadar, eksi 50 milyar dolarlara kadar, yani biz kendi Merkez Bankamızda, kasamızda, devletin kasasında borçlu bir kasayı görüyoruz. Ekside olan bir kasa. Bu duruma gelmiş. 128 milyar dolar bir anda buharlaşıp, 2 yıl içerisinde buharlaşıp gitmiş. Sizin ekonominiz zaten neredeyse 200 milyar dolar civarında. Merkez yönetim bütçesi. Yani böylesi bir durumdan ekonomik refah, sosyal refah beklemek abes olur. Geldiğimiz durum. Kesinlikle bunun altını çizerek vurgulamak istiyorum. Tabii gıda meselesi de aynı şekilde plansızlığın bir sonucu. Bakın Türkiye Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı. İşte Devlet Planlama Teşkilatı'nın fonksiyonları başka kurumlara iletildi de demeyeceğim, ortadan kaldırıldı. Artık bu ülkede 5 yıllık planlı dönem Devlet Planlama Teşkilatı, yani belli bir kurumsal yapısıyla takip edilen, izlenen bir planlı süreç yaşanmıyor Türkiye'de. Çünkü neden? Çünkü böylesi tek adam yönetimlerinde planlama o tek adamın kimi zaman düşüncelerine ters gelebilir. Akıl ve bilimin ürettiği, planlamanın ürettiği sonuçlar, uygulamalar ve halkın refahı adına önermeler kimi zaman o tek adamın işine gelmeyebilir. Onun için planlama genellikle çok istenmez. Plansız olsun, ben ne dersem o olsun anlayışı egemen olur ki Türkiye bu durumun sonuçlarını maalesef acıyla yaşıyor. Dünyada anlamda çok uzun vadeli planlamalardan bahsediliyor tabii ki, mesela. Yani bunun kısa, orta, uzun vadeli planlamaları olur. Yani ben Devlet Planlama Teşkilatı'nın bu 5 yıllık kalkınma planları çalışmalarına çok katıldım. 3 ayrı 5 yıllık kalkınma planlamasında özel istihdas komisyonunda raportörlük ve görev almıştım. Çok iyi biliyorum. Biz tarım alet makineleri ve traktör özel ihtisas komisyonunda çok özel bir çalışma yapardık. Ve öyle bir kitap, bir komisyon raporu hazırlardık ki Türkiye'nin bu sektörle ilgili bütün meselelerini ortaya koyar, çözüm önerilerini de ortaya koyardık. Ve bunun 5 yıllık plana girmesi için de mücadele ederdik. Belki birkaç cümle girerdi ama o birkaç cümle o sektörü ayakta tutardı.
Bunların hiçbirisi olmuyor artık yani. Tamamen zaten 5 yıllık plan diye ortaya koydukları planlara bakıyorsunuz. Ortaya konulan önceki 10. 5 yıllık kalkınma planı ile 11.si arasında hedefler yarı yarıya küçülmüş. Yani bir planlama dediğiniz şey hani hedeflerinde biraz sapma olabilir, doğru. Çünkü planlamaz, doğru veri, sağlıklı veri ve gerçekçi yaklaşımlarla ancak analizlerle doğru sonuçlar üretilir ve sürekli revize edilerek de güncellenmesi gerekir. Bakıyorsunuz daha 10. planda 2 trilyon dolar şeyden bahsediliyor. Söyleyiverin. Hükümet bütçesinden işte kişi başı kaçtı? 18 bin dolar mı? O civarda kişi başı gayri safi hasıla. Geldiğimiz nokta onun yarısı. Yani hem bütçe hem söyleyiverin kişi başına gayri safi hasıla bunların hepsi tamamen hedeflerden sapmış. Yani plansızlığın sonucu geldiğimiz nokta. Planlama adı var, 5 yıllık kalkınma planı, ama kendisi yok. Dolayısıyla bunun yaşattığı ekonomik sorunları yaşıyoruz. Bakın tarım sektörü dediniz, gıda dediniz. Bu ayrı bir garabet. Tabii planlamanın yanı sıra o planın hayata geçirilmesinde sektörde veya sektörler itibariyle bir nasıl söyleyeyim, bir stabilize, bir sürdürülebilirliği sağlanabilmesi ve hedefe doğru hiçbir zaman geriye dönmeden hedefe doğru yol alınabilmesi için piyasanın düzen regüle edilebilmesi adına bir takım kurum ve kuruluşların da devrede olması lazım. Tarım sektöründe bu kurum ve kuruluşların tamamı devre dışı bırakıldı. Neden? Neoliberal politikalar. İşte Sayın Genel Başkanımızın neoliberalizme karşıyım sözcüğün altında, aslında arkasında özellikle tarım sektöründe yaşanan bu acımasız emperyalist sürecin, neoliberal politikaların getirdiği noktadır tarım sektöründe yaşananlar. Buna karşı olduğunu söylemek özellikle de tarım sektörü açısından ayakta alkışlanması gereken bir mesele. Hı hı. Çünkü Türkiye artık diyor ki Sayın Genel Başkanımız, diyoruz ki hepimiz, küresel ulus aşırı şirketlerin esiri olmayacağız. Devlet müdahaleci politikalarla tarım sektöründe planlamacı, kamusal bir anlayışla tarım sektöründe üreticisinden ve tüketicinin hak ve menfaatlığını kollayan, gözeten ve piyasaları da düzenleyen bir anlayışla hareket edecektir. Kendi haline bırakıp da çiftçiyi ezen, tüketiciyi bugünkü hayat pahalılığıyla yüz yüze getiren bu politikalar son bulacak vurgusudur bence neoliberalizme karşıyım sözcüğünün arkasında. Evet, yani tarım sektörü plansızlığın bir sonucu bugüne gelmiştir. Bakın 2002 yılından AKP iktidara geldiğinden bugüne kadar tarım alanlarımız yaklaşık 3 milyon 133 bin hektar. Bir hektar 10 dönüm, yaklaşık 10 dekar. Yani 31 milyon 330 bin dekardan, dönümden bahsediyorum. Yani dekar, dönüm kimi yerde eşit kabul edilir. 31-32 milyon dekardan dönümden bahsediyorum. Tarım alanı şu anda işlenmiyor. 2002 yılından bu yana bu büyüklükteki bir alan, ki Trakya toplam yüz ölçümünü düşünün. Çanakkale, İstanbul Boğazları'nın üzerindeki yurdumuzun coğrafik parçasını düşünün. Onun yaklaşık iki katı kadar tarım alanı Türkiye genelinde 2002 yılından bu yana tarım dışına çıkmış. Ne olmuş? Kısmen konut alanına, kısmen madencilik, kısmen sanayi ve endüstri bölgeleri vesaire gibi tırtıklanmış sürekli. Hı. Ama büyük bir kısmı üreticinin artık üretimden kar edemediği, gelir sağlayamadığı, sürekli zararına üretmekten vazgeçtiği, hiç olmazsa çoluğumu çocuğumun rızkı, geleceğini güvence altına alayım deyip kırdan da göç ettiği, tarlasında boş bıraktığı, kimseye de bırakmadığı ve kente göçtüğü bir sürecin sonucudur bu. Bunun sonucu Türkiye
İstatistik Kurumu'nun verisi olarak söylüyorum. 2022 yılı, bizi izleyenler bakabilirler internetten TÜİK'in istatistiklerine. 2022 yılı TÜİK istatistiklerinde tarım, orman ve balıkçılık sektörünün dış ticaret dengesi, açığı, yani ithalat ve ihracat, yani dış alım ve dış satım arasındaki fark Türkiye'nin aleyhine, yani ithal ettiğimiz tarım, orman ve balıkçılık ürünleri ihraç ettiğimizden daha fazla. Yani biz net ithalatçı bir ülke konumundayız. Tarım, orman ve balıkçılık ürünlerinde. Böyle bir sektörde en yüksek ihracata sahip olmamız gereken alanlardan bahsediyoruz. Toprağımıza, mevsimimize kesinlikle, baktığımızda. Kesinlikle. Yani girdi maliyetlerini düşünecek olursanız tohumu, ilacı, gübresi, mazotu hepsi ithal. Ve ithal ettiğiniz bu girdiler belki de Avrupalı çiftçinin den çok daha fazlasını biz ödüyoruz bu girdilere. Geçen yıla oranla mazot fiyatı örneğin 7 liraydı. Şimdi oldu 23 lira. 3 katından daha fazla. Düşünebiliyor musunuz? Yani 3 mislinden daha fazla. Gübre fiyatları %500 arttı. Yani 180 liraydı. Şimdi 700-800 liraları buldu. İlaç deseniz aynı şekilde. Tohum, fide, fidan deseniz, yani bitkinin ana materyali, yine aynı şekilde fiyatların artışı. Enerji maliyetleri, elektrik enerjisi, su için elektrik kullanacak, sulama yapması lazım. Maliyeti çok yüksek. Dolayısıyla bütün bu girdi maliyetleri, bunları aşağı çekecek, düşürecek. Benim çiftçim bir Alman çiftçisinden daha mı zengin? Niye benim çiftçim mazota vergi veriyor? Alman çiftçisi vermiyorken, Fransız çiftçisi vermiyorken, onlara özel mazot fiyat uygulamaları varken benim çiftçime niye vergi verdiriyorlar? Rafineri çıkış fiyatının iki misli kadar neredeyse üstünde ÖTV ve KDV biniyor. Kes bunu. Verme, vergisiz ver. Üretime girdi olarak destek olsun. Yani destek dediğiniz budur. Yani bunları yapabilirseniz, desteklemeyi doğru uygularsanız, planlamayı doğru yaparsanız Türkiye'de gıda krizi diye bir sorun yaşanmaz. Sonra gençler bakıyor, anası babası çile içinde, çiftçilik yapmak dertli iş, zor iş, kazanç yok, emek çok, asgari ücret uğruna kesinlikle kente göçüyor. Zaten gençler kırsalda yaşamak istemiyor çünkü babasını görüyor, elleri nasır içerisinde, evet. bütün gün alın terini toprağa döküyor ama hala aynı sefalet, aynı yoksulluk içerisinde. Bunu sürdürebilir mi bir genç? Doğru. Sürdürmek isteyebilir mi? Hayır. Ne ister? Daha mutlu, daha geleceği güvence altında olan bir yaşam arzu eder ve bunu da kentte arıyor. Yani dolayısıyla o kopuş da söz konusu. Bakın, tarımda destekleme diye bir uygulama var. Bu sadece bizde değil. Yani dünyanın bütün ülkelerinde tarıma destek verilir. Bu bir lütufkar bir şey değildir. Çiftçinin cebine para koymak, çiftçiyi bu konuda mutlu, yüzünü güldürmek falan değildir. Gerçi bugün siyasal iktidar bunu bir siyasi rant aracı olarak kullanıyor da, desteklemenin amacı bir kere ürün üretimi planlamaktır. Birinci amacı bir ürün deseni planlamaktır. Yani bu ülkede hangi ürüne ne kadar ihtiyacımız varsa, bu ülke insanlarının öncelikle temel gıda ihtiyacını karşılayacak ürünleri güvence altına alacak, üretimini güvence altına alacak. Onun dışında diğer sebze, meyve vesaire gibi ürünleri de güvence altına alacak, üretimini güvence altına alacak bir ürün deseninin planlanması gerekir. Destekleme bunun bir aracıdır. Siz desteklemeyle hangi ürünü istiyorsanız o ürüne daha çok prim desteği, daha çok destek verirsiniz. Üreticiyi teşvik edersiniz. Yani bir teşvik uygulamasıdır bir yandan destekleme. Bu teşvik uygulamasıyla Türkiye'nin işte o net ithalatçı olma pozisyonundan tam tersine net ihracatçı olma durumuna dönüşünü sağlayabilirsiniz. Ve Türkiye kendi pazarda eskiden kim diyordu onu, geçen de birisi demiş. Sadece kurbanlıkta biz danada paylaşımı bilirdik. Şimdi artık karpuzda da paylaşmaya başladık. Evet. Yarıya dörtte birini alarak karpuzu da paylaşarak almaya başladık. Evet, kurban nereden, öncesi danaya girelim derlerdi. Aynen, nereden nereye geldik. Şimdi dolayısıyla desteklemeyle bunu sağlarsınız. Yani ürün üretim planlamasını, ürün desenini. Desteklemenin bir diğer amacı üretimde verim artışını teşvik sağlamak, teşvik etmek.
daha yüksek verime, daha çok destek vererek üreticinin daha yüksek verim elde etme çabasını teşvik edersiniz. Desteklemenin bir diğer amacı üretimde kaliteyi arttırmaktır. Daha kaliteli ürün elde etmesini teşvik edersiniz. Daha kaliteli ürüne daha yüksek destekleme uygulaması yaparsınız. Avrupa Birliği, yani biz yani yeniden keşfetmiyoruz bunları. Avrupa Birliği'nin ortak tarım politikasıyla yaptığı ve bugüne getirdiği uygulamalar, Avrupa Birliği'nin bugünkü durumu bunun sonucudur. Türkiye ise bu süreçleri hiç yaşamadan bir anda işte o neoliberal politikaların esiri olmuş bir ülke haline geldi. Bütün bunların yanı sıra desteklemeyle işte kırda yaşamı, çiftçinin, köylünün sosyal refahını, onun yaşam standardını güvence altına almak, onun geleceğini güvence altına almanın da bir aracıdır. Bakın, tarım kanunu çıkartıldı 2005 yılında. Biz de destek verdik. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir temel kanun niteliğinde. Kanunun 21. maddesi der ki, tarımda verilecek destekleme gayri safi hasılanın %1'inden az olamaz. Öyle %1'i demiyor. %1'inden az olamaz. Çok olabilir de az olamaz. 2022 yılının gayri safi yurt içi hasılası, yani milli geliri, bu hükümetin ekonomik programında belirttiği yaklaşık 7.89 trilyon lira gayri safi hasılası toplam, hı hı, bütün milli gelir. Milli gelirin %1'i ne yapar? 7.9 trilyon derseniz 79 milyar yapar %1'i. 79 milyar lira. Yani kanun diyor ki 79 milyar liranın altında, yani bundan daha az olamaz diyor destekleme, hı hı, miktarı. 2022 yılına böylesi bir öngörü, gayri safi milli gelir öngörüsü ortadayken 2022 yılında tarıma destekleme için koydukları, Tarım Bakanlığı'na koydukları bütçe büyüklüğü 26,5 milyar lira. Onu 29'a çıkardılar ek bütçeyle. 79 nere? Yarısı bile değil. 29 nere? Yani neredeyse üçte biri. Şimdi zaten hacmen de kanunun emrettiğinin de çok çok altında ki, yıllar itibariyle bu kanun çıktığından beri hep yarısının altında, yarısı kadar olmuştur. Ve topladığımızda biz bunun hesabını yaptık. Yaklaşık 270-280 milyara yakın eksik verilmiş çiftçiye bu destekler. Hadi şimdi ekonomik problemler var. Daha önce de mi hep böyle üçte bir oranında destekler verilmiş? Hep. Dolayısıyla yani bu yaklaşık 280 milyar lira 2005-2006 yılından bugüne eksik verilen kısmı kanunun emrettiğinin de altında olan bu rakam aslında çiftçinin hakkı değil mi sizce? Bundan az olamaz diyor kanun. Bundan az vermişin. Dolayısıyla yasal çiftçiye hakkı, eksik vermişin. Kanunen hakkı olan desteği eksik vermişin. Bu çiftçinin alacağıdır. Bunun dışında üretici borç yükü altında. Yani çiftçiye bakarsanız kamu ve özel bankaları olan kredi borçları, tarım krediye olan kredi borçları 160 milyarları geçti. Artı akaryakıt istasyonundan mazot alıyor, traktörünün deposuna mazot koyuyor. Parası yok, yaz tahtaya, al haftaya veresiye. Gidiyor bayiden ilaç alıyor. Ya şimdi ben param yok, ben elime ilk para geçtiğinde sana getireceğim, ödeyeceğim diyor. Bütün bayilere sorun, alacaklar da bir sürü alacaklı şeyi var, bilançosu var. Oraya veresiye yapıyor bayi, gübresini, ilacını, nesini alıyorsa bayiden. Bir de hiçbir yerden çare bulamayınca üretim yapacak, mahsulünü hasat edecek şeyi yok. Hasat maliyetini karşılayacak parası yok. Gidiyor tefeciden para alıyor, hasat için parasını ödemek için elini kolunu tefeciye kaptırmış. Yani böylesi bir borç sarmalı altında bir üreticiyle karşıyayız. O nedenle üretici zaten tarlası ipotek altında, borç yükü altında, onun için göç ediyor. Bu göçün sonucu da bu tarım alanlarının azalmasıdır ve gıda krizinin yarattığı gıda krizi bunun bir sonucudur. Bu borç yükünü bir kere çiftçiyi rahatlatmak, çiftçiyi bir nefes aldırmak gerekiyor. Biz diyoruz ki bu borç yükü, tamam borç alınmış bir kere, ana parasına sadık kalınsın. Çiftçi ana parasına, zaten üretici ben borcuna sadık. Yani ödeyebildiği kadar ödüyor ama perişan halde, ezilmiş durumda. O borcunu ana parasına ödesin. Faizini biz devlet olarak sıfırlayalım.
Faiz yükünden kurtaralım. Ana parasını da en az 2 yıl sonra başlamak üzere ve hasat döneminde, her yıl hasat döneminde eline para geçtikçe geri ödeyebileceği, işte 10, 20, 15, 20 yıllık vadeyle çiftçiye artık borç yükünden, borç bunalımından üreticiyi kurtarmak gerekiyor. Yapılması gereken en temel işlerden bir tanesi bu. Bunu yapmazsanız, ki yapmadı iktidar bugüne kadar, üretici, aynı zamanda şimdi bakıyorsunuz, üretici 1 liraya mal ediyor, satıyor ürününü. Ama şeyde, reyonda, gittiğiniz manavda, markette 10 lira. Hı hı. Aradaki fark neresi, nereye? İnsanlar şunu düşünebilir. Ya bu kadar pahalı bu domates, biber, patlıcan. Sanki bu pahalılık sonucu üreticinin cebine gidiyor bunun. Büyük. Hiç alakası yok. Tam tersine üretici o kadar yüksek girdi maliyetleri, o kadar yüksek tarım girdi enflasyonu altında ürününü pazara sunmak istediğinde geçen yılki fiyatından hatta belki daha düşük fiyattan alıcıya vermek zorunda. Yani üretici tüketiciden daha da çok eziliyor aslında bu enflasyon ve gıda krizi altında. Kontrolsüz bir piyasa var. İşte bugün Maliye Bakanı bir açıklama yapmış. İşte bu gıda ve tarım ürünleri piyasaları izleme komitesi de toplanacakmış ya bugün ya yarın. Günaydın yani. Bir komite kurdunuz. Fiyatları Bakanlar Kurulu kararıyla. Içine. Tabii gıda ve tarım ve gıda ürün piyasalarını izleme ve değerlendirme komitesi diye bir komite kurdular. Bu komitede tamamı çoğunluğu komitenin başkanlığı Merkez Bankası. Şu anda başkanlığını yürütüyor. Merkez Bankası Piyasa İzleme Komitesi. Tarım Bakanlığı Bakanı da komitenin üyesi. Ama işte Hazine Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı, yani daha çok ekonomi sektörlerinin, mali sektörlerin temsilcileri komitede. Amacı da piyasayı denetleyeceksin, izleyeceksin, denetleyeceksin. Bunun gereğini yapacaksın. Bugüne kadar yaptıkları hiçbir şey yok. Neredeyse 10 seneden fazla oldu bu komite kurulalı. Yapılan hiçbir şey yok. Niye kurdunuz o zaman? Niye bir şey yapmıyorsunuz? Niye rekabet kanunu var, rekabet kurulu var. Çiftçinin ürününü pazara sunma, işte kiraz şimdi başladı sezonu Kemalpaşa'da. Yarın bir gideceğim, kiraz üreticilerini de bir ziyaret edeceğim. Bir program yaptık onunla ilgili. Biliyorum ki orada da üretici ne yapar kirazda? İşte hasat ettiği kadar kasalarını getirir kirazda hale, oradaki alım satım merkezine. Oradan alıcıları bekler, gelir birisi bir fiyat verir, öbürü bir fiyat verir, malını satar. Genellikle hiç de onu memnun edecek bir fiyat çıkmaz. Hatta perişan durumda, kirazını istese depolayamaz çünkü depolanabilir bir ürün değil. 2 ila 3 günde kiraz tamamen kalitesini de yitirir. Değeri de çok çok düşük bir noktaya gelir. Elinden çıkarmak zorunda. Bugün elime şu para geçsin der, maliyetini bile altında verir. O parayı alır cebine gider, hemen borcunu bir oraya buraya borç ödemeye çalışır. Ertesi gün tekrar getirir. Ya böyle bir piyasada devlet nerede? Hani devletin çiftçiye sahip çıkması nerede? Çaresiz, sahipsiz üretici. Bu pazar arada oluşturulan kartel, karşısında. İşte fındık piyasasında büyük bir kartel var. Hı hı. İtalyan firması bütün alıcıları kontrol altında tutuyor. Belirlediği fiyat neyse, yani İtalyan firmasının, bugün en çok bu çikolatalarda falan ismini vermeyelim, marka olmasın. Ama İtalyan menşeli. Onun belirlediği fiyattan fındık piyasası oluşuyor. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Yani üretici de bunun altında eziliyor. Acaba bu yıl fiyat ne verecek? O firma, İtalyan firması, acaba bu yıl hangi fiyatı verecek? Bundan zarar eder miyim, etmez miyim endişesi? Devlet nerede? Niye bu kartel? Kartel yasak, kartel oluşumu. Yani alıcıların bir araya gelip tek bir fiyat üzerinde anlaşması ve üreticinin de ürününü o fiyattan satmak zorunda bırakılması. Yani serbest piyasada kartel kesinlikle yasaktır. Üretici daha kaliteli, daha nitelikli ürünse daha yüksek fiyattan satmak ister. Hayır, onu da baskılayan bir fiyat oluşumu. Rekabet Kurulu'na
diyelim 100 başvuru yapıldıysa bugüne kadar, bunun ikisi ya da üçü çiftçi lehinde sonuçlanmış, 97'si çiftçinin aleyhinde. Hı. Yani rekabet kurulu, yani bu kartel oluşumunda yok böyle bir kartel falan diyor. Dolayısıyla sahipsiz bırakılmayı bırakın, çiftçilik karşısındaki yapılara destek veren bir anlayışta olan bir tarım. Bakın hep söylüyorum, böyle konu konuyu açıyor aklıma geldikçe. Bir Fransa'da ya da bir Almanya'da ya da bir İngiltere'de ya da bir Amerika'da Tarım Bakanı kalkacak, diyecek ki paramız var ki ithal ediyoruz. O bakanı ertesi gün istifa ettirirler. İstifa etmek zorunda kalır. Sen bunu nasıl dersin? Bu söylenecek laf mı? Ne demek? Şimdi bakın düşünün, paramız var ki ithal ediyoruz. Bakan çıkıyor, bizim Tarım Bakanı, önceki Tarım Bakanı, şimdiki değil. Çıktı dedi ki tarımız, sordular kendilerine, bu ithalatçı bir ülke olduk, işte saman bile ithal ediyoruz iddiaları var, ne düşünüyorsunuz? Gülüyor, dalga geçer, paramız var ki ithal ediyoruz, ne var bunda diyor. Yani biz zenginiz, hadi şimdi paramız var, bakalım buğday bulabilecek miyiz? Dünya piyasalarında buğday krizi var. Ya, evet. Yani paran olsa da bulamayacaksın. Ha, ekmek alabilecek miyiz? Sen buğdayı üretmediysen, ihtiyaç duyduğun buğdayı dünya piyasalarından, küresel piyasalardan temin etme yoluna gidiyorsan, paramız var ki nasıl sorudan alıyoruz diyorsan, patates soğanı gidip İtalya'dan, paramız İran'dan paramız var ki alıyoruz deyip kendi üreticini ithalat sopasıyla sürekli baskılıyorsan, tehdit ediyorsan, işte sonuç bu. Geldiğimiz gıda krizi bunun bir sonucu. Ne demek tarımız, paramız var ki? Yani sen çiftçiye diyor ki kardeşim beni ilgilendirmiyorsun diyor. Bunun açılımı budur. Benim umurumda değilsin. İster üret, İster üretme. Ben sana destekleme de yapmıyorum. Bak yarıdan fazlasını da vereceğim sana. Umurumda bile değil. Ha, seçim geldiğinde birazcık ucundan gösteririm. Rant aracı olarak desteklemeyi kullanırım. Nasıl olsa oyunu da vereceksin bana. Ona da mecbur kalacaksın. Dolayısıyla beni ilgilendirmiyorsun. Ben ithalat lobilerini düşünüyorum. Benim onlar benim umurumda. Daha biz çok bekleriz yani pazardaki etiket fiyatları düşer mi diye. Şimdi ithalata yönelik bir anlayışı, zihniyeti ortaya koyan bir tarım bakanı varsa bu ülkede, siz gıda krizinin böyle yok iklim krizinden, küresel ısınma hay Allah falan, işte ekonomik piyasaları, enerji maliyetleri çok arttı falan gibi mazeretlere sığdıramazsınız. Bu arada son birkaç dakikamız, hem yavaş yavaş toplayacağız. Geçtiğimiz bu hafta sonu cumartesi günü pazardaydım. Böyle sohbetleri çok herhalde mesleki deformasyon çok dikkatli takip ediyorum. Şöyle bir teyzenin elinde şöyle bir peynir var telefon kadar. Soğan patates alıyor. Teyze dedi 5 kiloya tamamlayayım mı ikisini? Hayır oğlum dedi, birer kilo olacak ikisinden de dedi. Ya bak işte böyle daha uygun olur. Şu elimdeki dedi peynir var ya dedi, 100 lira verdim. Bana dedi 20 lira dedi geri çevirdiler dedi. Param bitti. 20 lirayla şu an alabileceklerimi alacağım. O yüzden 5 kilo dedi alamam dedi. Evet. Sonra buna benzer diyaloglar. Pazarda bunlarla rastlaşıyorsunuz. Üzülüyorsunuz. Maalesef. Fiyatlarda da bir değişik. Çeri domatesin kilosu 18 lira. Yani yaz geldi, fiyatlar düşer mi diyorsanız hala düşmüyor. Düşmeyecek de. Zaten bu turfanda, yani turfanda dediğimiz yani sera, kışın domates olmaz ama seracılık üründür domates. Yani tarla domatesi yazın olur. Şimdi bakalım onları da göreceğiz. Ama yani piyasada üretimi planlayan bir anlayış olmadıkça yine bu bizim tarımcıların, tarım ekonomisinin çok önemli bir şeyidir o, teoremdir o. Örümcek ağ teoremi, Cobweb teoremi. Yani üretici bu yıl domates üretmiştir, zarar etmiştir. Bakar öbür tarafta biber, paprika üretti komşusu. Ondan çok kâr etti. Paprika daha çok para ediyor deyip ertesi yıl paprika üretir. Bu sefer paprika çok yüksek olur. Domates az kaldığı için, yani piyasadaki arz ve talep sürekli dalgalanır. Fiyat da ona göre her yıl değişir. Bunu kontrol etmesi gereken de devlettir. Devlet politikasıdır. Destekleme politikasıdır. Hı hı. Desteklemeyi bir araç olarak kullanırsanız işte bunu düzenlersiniz. Üretici önceden ne kazanç elde edeceğini bilerek üretim kararını verir ve o kazancı da elde eder. Dolayısıyla bunu sağlayacak bir planlamadır. Dolayısıyla demek istediğim,
Bu gıda ürünlerinde, sebze, meyvede plansız, programsız giden süreç tarla ürünlerinde de bunları bize yaşatacaktır. Bakın şunu da söylemeden edemeyeceğim, beni bağışlayın. Buğday çünkü çok önemli bir kriz vesilesi. Her ne kadar Sayın Tarım Bakanı bizim üretimimiz, tüketimimizi karşılayacak düzeydedir diye bir açıklama yaptıysa da bundan önceki bakanlardan bir tanesi Sayın Faruk Çelik'ti. Ya Toprak Mahsulleri Ofisi'ni artık gerek yok. Yani depolama işini, fonksiyonunu ortada. Zaten onu kaldırırsan özel fonksiyonu kapat Toprak Mahsulleri Ofisi'ni. Bunu diyen bir tarım bakanı vardı bu ülkede. Şimdi insanlar depolarımızda ne kadar stoğumuz var? Kaç ay bizi dünyada buğday stoğu ne kadar? İşte 3 aylık stok var diye Gıda Tarım Teşkilatı bu açıklama yaptı. Bunlar düşünüyor. Yani bu zihniyet, bu anlayış tarımdan uzak, tarımla ilgisi olmayan bu anlayışın getirdiği nokta bu. Bakın buğday Türkiye'nin bu yılki buğday rekoltesi tahmini rekolte yaklaşık 17,5 milyon ton. 2000 bu yıl. Tabii ben bunun daha da altında olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu sezon, bu üretim alanı üzerinden yapılan bir tahminleme ama verim o düzeyde olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye topraklarının, tarım topraklarının yaklaşık 1/4'ü kuru tarıma dayalı üretim yapılan topraklar. Kuru tarım. Yani yağışa dayalı, bir yağış rejimine dayalı bir tarımsal üretim. İlave su İşte yapılmayan, sulama yapılmayan üretim. Ekiyorsunuz buğdayınızı, ondan sonra bekliyorsunuz yağış gelsin. Yağış geliyor, işte buğday gelişiyor. Sonra işte başak döneminde yağış bekliyorsunuz, geliyor. İşte başaklarda süt oluşumunda yağış bekliyorsunuz, o geliyor falan. İşiniz doğaya bekliyorsunuz. Tabii ki, yani yağışa dayalı bir tarımsal üretim. Türkiye topraklarının 1/4'ü. Yani Türkiye'de her yer sulanıyor falan filan, vahşi sulama, eyvah yandık bittik, suda yok falan meselesi değil. Yağış rejimi de değişti. Değişti, evet. Artık öyle bitkiye yarayışlı zamanında ve miktarda, debide yağış olmuyor. Ya zamansız geliyor ya da sular, seller geliyor. Evet, bitkiye, afet oluşturuyor. Biz bitkide afet gibi zarar oluşturuyor. Bitkinin gelişim dönemlerinde ihtiyaç duyduğu suyla buluşamayınca da verim düşüşü oluyor ki buğdayda da bu rekoltede düşüş olması bekleniyor. Türkiye buğday tüketimi 20-21 milyon ton civarında. Biz 17,5-16,5-17 milyon ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Yani 3-4 milyon ton buğday açığımızın olacağı görünüyor önümüzde. Bu da ne demek? Kaldı ki biz Rusya'dan, Ukrayna'dan buğday ithal eden bir ülkeydik. Yaklaşık 9-9,5 milyon ton. 1/3'ü bunun Rusya'dan, 1/3'ü Ukrayna'dan buğday ithal eden, hububat ithal eden bir ülkeydik. O kapılar da şu anda savaş nedeniyle kapalı. Dünya piyasalarında Hindistan buğday ihracatını kontrol altına aldı, sınırladı, engelliyor. Yani dünya piyasasında buğday almak istediğinizde belki bulacaksınız. Ama iki misli, üç misli fiyattan almak zorunda bizim kalacaksınız. Bizim paramız var biliyorsunuz. Bizim paramız var ki ithal ediyoruz diyor. O da yok ki, kasamız tam takır, kuru bakır. Paramız da yok, ne yapacağız şimdi? Sayın Bakan herhalde onu düşünmüştür. Yani vardır onun bir bildiği. Maalesef Türkiye önümüzde bir ciddi bir buğday kriziyle karşı karşıya kalacak. Bu görünüyor, bu net. Hele un sanayi, hani bu dahilde işleme rejimi diye ithal edip unu işleyip ondan sonra makarna veya efendim bisküvi sektörüyle ihracata yönelik ithalat yapılması zorunlu olan ihracat. Bu sektörde de yani un sanayisi çok büyük bir darbe yiyecek görünüyor bu yıl bu un piyasası. Zaten zam üstüne yani zamlar buğday, gelmişti. Buğday rekoltesi ve vatandaş buğday ekmeğe de muhtaç kalabilir o zaman. Yüzünden. Ya, ekmek fiyatları da çok ciddi oranda artacağını öngörebiliriz. Anlıyorum. Yani. Noktalayacağız bu arada. Keşke olmasın ama bunları engellemek mümkün. Doğru politikalarla, üreticiyi düşünen, üretimi planlayan, ürün desenini planlayan, Türkiye'nin ihtiyacı olan ürünleri üreten, onu teşvik eden,
ve piyasaları kontrol denetleyen, tüketicinin hakkını, hukukunu, tüketicinin sağlıklı, güvenliği, zamanında yeterli gıda ile buluşmasını sağlayacak bir tarımsal üretim planlaması ve bunun da takibi ile sağlanması mümkün. Yeter ki bakanlığın üzerindeki lobiler, yok kırmızı et lobisi, yok hububat lobisi, yok o lobi, bu lobi, bunlar kaldırılsın. Bakanlık kendi özgür iradesiyle o lobilerin değil veya bakanları yönlendiren veya tek adamın değil, kendi özgür iradesiyle plana uygun hareket edebilsin. Bunların hepsi mümkün. Ama şu zor günleri, şu zor ayları hep birlikte aşacağız. Artık bu iktidara da yeter demenin vakti geldi. Çoktan geçiyor bile diyelim. Ben çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Kolaylıklar dilerim size de çalışmalarınızda. Evet efendim, haftaya CHP İzmir Milletvekili Profesör Doktor Kemal Okyay Sındır'la başladık. Bir taraftan hafta sonu gerçekleşen CHP'nin İstanbul'daki Milletin Sesi mitingini konuştuk. Orada öne çıkan mesajlar, neler ifade edildiği, hangi konuların ön plana çıktı ve elbette ki ekonomi, tarım, hayvancılık, etiketler, gıda krizi derken gündemin önemli maddelerine de değindik. Programı noktalamanın vakti geldi. Bizler huzurlarınızdan ayrılacağız. Yarın saatleriniz onu gösterdiğinde yeniden buluşabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.